Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahir zamanın küçük alamatları hakkında olup oraya dersimize devam edeceğimiz. Ahir zaman yakın bölgende sadır buladığın küçük alamatların yeni bittesi ilimin kötürülüşü. İlimin kötürülüşü bu bir tane ilim yolu kalmaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler, Allah subhanahu ve teala ilimini bir deneye kötürüp alıp koymaydı. Belki alimlerini ketkiz işleri bile ilimini alıp koyardı. İlim bir deneye yol bulup koymaydı. Kitaplar duradı, kitaplar taşlarada terilip duradı, malumat nihayet köp buladı. Lekin halk bana şu ilimini örgenişlikke ikibalı kılmayı koyardı. Örgenişlikke hareket kılmayı koyardı. Hazır günde insaf kulu ayeti adıyan bulsak, insaf kulu ayeti adıyan bulsak. Maşada oturken yaşlarda neç faizi ötken ayda neçte kitap tutu gitti. Ötken ayda demeyelik. Ötken yıl da etiyelik. Şu savalı belirli özümüzge. Biz televizörde körüp, radyoda eşittirip, bazı bir araya bir ilmi körsatırlardı körüp, bir malumatımız aşırıyken böyle yapıyoruz. Lekin hiç kaçan kitap okuyken bilen barabar bu muydu bunarsa? Allah rahmet kıyken kişiler gene kitap okuydu. Bana şu, siz bilen bizi aramızdan ilim kötülüp ketekkenliğini bilgisi. Kitap oku, bir nesane örgenişiydi onu gel, bitti telefon kılıp olan çıkar hareketten sonra olamız, bitti hat yazıptı damladan eşit olamız, bu oldu. Şu bilen, haliki ilimde gibi bu oldu, hiç kim kızıkıp özü kitabı alıp okumaydı. Bana şu, kıyamattı, ahir zamanını meyde alamatlarından değildi. Yani ilim, bir tane kitapları yobup geçişi gibi bilen, yok bu alınıp gitmeydi. Belki kişilerine ilim yıkıp okumaya koyduğunu gitmeyi tartılıp getirdi. Ahir zamanda sadır bulan alamatlardan zilzeleler köpeğiydi. Ahir zamanda alamatlarını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetekarabu zaman deyenler. Zamanlar kıskaradı. Yani zamanlar yakınlaşadı deydi. Bazı ulamalar bana şu şarkıya vergende kulağı sola diyen bulsak şarkıda şunu da etedi ki vaktin berekesi getirdi deyişadı. Hususen körüp durup biz. Ramazan'da ikinci on günlüğü başlandı buralarlar. Keçe Ramazan geldi diyatudik. Keçe bir hafta boptu diyatudik. Bana bugün İkinci on günlüğü başlandı diye biz buradalar kıskıl hepsinden vakti ötekenliğine. Biz ne kadar Ramazan'da on günlüğü ötekenliğine hazır et yap. Çünkü senemizde Ramazan'da beşinci günü, altıncı günüydü. Yani buna kadar aydan kançası, buna kadar yıldan kançası ötekenliğine yaptı. Üylengenler, kareylerde ne çeyiz oldu ötekenliğine üylengenliğine? Üylengenler, kareylerde mehtepte kaçan birinci madde hastanasına okulab ötekenliğine? Vakitli kıskarışı, bana şu zaman vakitten bereket yetişikini bitti. Hazır peşin geçe bir ışıksız ürgüdüz, eğer peşin buldu mu şu buna küntü geldi. Kattalarımız açsın, balalı ipaytını eslese, ertelat durup malını koyuna haydi talaya bakıp gelip, yani allakancı işini kılıp, keşke belki var gene bir vakti aşık olardı. Hazır günde ürgüme yapmış. Ve halen ki avalgiler, etibar veriler. Eskiler tokuyen payette, piyede yürüp, hemme, karındaşlarınkini aylanıp gelgen, bir ortası koma gelgen, ülgü gelgen hamasa gelgen. Hazır olsa telefon var, maşine var, hemen o var, yani ülgüme yapmış. Ne mani belgesi şu? Ahir zamanda belgesi, vakitten barakendik yetiştirgen. Yani bazı bu alımlar ise, bana şu 24 saat, 18 saat ya ki 16 saat ya kıskarıp kaladı degenler, yani baraken şah vergenler de için. Yani 24 saat, bundan 1 yıl burun 24 saat değil, hazır ki kaptır 3 payetti, 18 ya ki 16 saati yakın bu paladı degen şarkıların bırakken. Yani zamanı olumlandı verirken şarkı değilse, zaman vaktini kıskarışıdan maksat uzak mesafaya uzak vakit talep kılınmaya koyadı. Yani hacge varıp ki yani 6 ay vakit gitken bu saval piyede ya ki otta. Hazır malum bir haftalar dışında varıp gelini yaptı. Ya ki bir haberini başka bir memleket geçtik ya 10 gün vakit geçse hazır bir neçe sekund özyeti yaptı. Vakit kıskaradı degen sözde bana şimdi bir şarkılarını ulamalarımız kilitir ötadı. Ahir zamanda ulamatlarından fitneler köpeyadı, harcı köpeyadı. Harç bu katillik. Bana keçeki suhbatımızı buna sakıda tolga eti birgen bulduk. Ahir zamanda ulamatlarından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Bu sahih hadisler. Aralarınızda malı dünya köpeyadı. Mal egesi onun sadakasını kabul kıladiyen kişinizle gam çekedi. Yani malı dönüyor şimdi köp buladı ki sadaka aladıgın ya ki zakat aladıgın adamı istep topştık emr-i mahal bu paladı. Bu buldu mu bulmadı mı? Ne mi deyseler?
Biz özümüzü, İslamımızı, tarihini okumayalımız için ne metrup biz? Eğer okuyan bu yerimizi ayetlerdik, ha bu bugün Ömer İbn Abdülaziz devrede zakat alan adam kime gel? Adamlar dopsiye tırlasını salıp, kaysa adam kembağalıkken de ister yürgen. Biz tarihimizi bilmek, şimdi bir zamanı saadet bugün ki buradalar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırdan keyin bana, Ömer İbn Abdülaziz, bari yoku 2 yılı tora halife bugün. Ömer İbn Hattab'ın zürriyatıdan bugün bu kişi. Lekin adolat bilan hukm yurgizgan podshohga Alloh taolo rayyat uchun qanday barakot to'kib qo'ydi. 2 yil va 4 oy podshohlik qildi, xalifalik qildi, barakot shunda yog'ilib ketdi. Zakot oladigan, sadaqa oladigan odam qolmadi. Bu bo'lib o'tdi bu. Bu alomati bo'lganiga 1000 yil bo'lyapti birodarlar. O qachon kelar ekan o'sha davr? Zo'r bo'lsa kerak, hamma boy bo'lsa, deb kutmaylik, bo'ldi bu narsa. Ayni biz ummat ustida bo'ldi. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan boshqa hadislarda keladi, bir kishi boshqa kishining oldiga borib, sadaqasini bersa, u agar kecha kelganingizda qabul qilar edim, bugungi ehtiyojim yo'q deb javob beradi deydi. Bu aynan shu Umar ibn Abdulaziz zamonlarida bo'lgan ishlar. Bu alomat bo'lib bo'lganiga 1000 yildan o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarni sanab o'tar ekan, Antara khufatal uratal alata ri'a'ash-sha'i yatatawaluna fil buniyan. Jibril aleyhisselam notanish odam suratda kelib payg'ambarimiz oldiga o'tirdi, mashhur hadis. Iymon haqida, islom haqida, ihson haqida so'radi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi. So'ngra Jibril aytdi, qiyomat haqida gapirib bering dedi. Payg'ambarimiz bu inson ko'rinishida o'tirgan ro'parasidagi Jibrilga sizdan men ko'p bilmayman dedi. Unda uning alomatlari haqida aytib bering deganida alomatlardan shuni sanadiki, yalang oyoq, yalang'och, notayin qo'y boqarlar. Binolarni musobaqaga bir-biridan kim o'zarga balat soladi dedi. Ya Rasululloh, bu yalang oyoq, yalang bosh, betayin cho'ponlar kim deganda arablar dedi. Mana Dubayda qarang, boshqa arab mamlakatlarini qarang, ana shu baland binolarda solishida musobaqa o'ynayapti, bizda yo'q unaqa binolar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aynan nima deb javob beryapti? Arablar deyapti. Bo'layaptimi? Birodarlar, oxir zamon haqida aytilgan alomatlarning maydalari, ya'ni kichik alomatlari qoyim bo'ldi, kattalariga qoldi faqat. Endi Alloh saqlasin, kattalardan bittasi boshlasa zohir bo'lishlaydi. Qolgani xuddi tasbihda ipini uzib qo'ysangiz, birinikidan ikkinchisi shotirab tushib ketgandek, birini quvib ikkinchisi keladi. Oxir zamonning alomatlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, shunday fitnalar ko'payadiki, bir kishi boshqa bir kishining qabri oldidan o'tib, "Eh, qaniydi shu mayitni o'rnida men bo'lsam" deb qoladi. Vaholanki buni dardi ham bo'lmaydi, birovlardan qarzi ham bo'lmaydi. Fitnani ko'pligidan hayotdan ko'ra o'lim uchun afzal bo'lib qoladi. Oxir zamonning sanalgan alomatlaridan kun o'zining botishidan chiqadi. Bu oxirgi vaqtda bo'ladigan eng katta alomatlardan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan quyidagi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda sodir bo'ladigan 6 ta alomatni xos aytib o'tdilar. Auf ibn Malik roziyallohu anhu'dan. Biz Nabi sallallohu alayhi vasallam bilan Tabuk g'azotida birga edik. U zotni oldiga kelganimda, u zot teridan tikilgan kapan ichida o'tirardi. Menga qarab turib, "Ey Auf, qiyomatga yaqin sodir bo'ladigan 6 ta narsani sanagin" dedi. Ya'ni hozir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat soati yaqin bo'lguncha sodir bo'ladigan 6 ta ishni aytib o'tadilar. "Mening vafotim" dedi. "Bu istu ana vasahatayn" degan Rasululloh. "Men va qiyomat soati mana shunda yuborilganmiz" dedi. Ya'ni men kelishligim oxir zamonning belgisi. Endi vafotim oxir zamonning yana yaqinlashganligini belgisi. Ikkinchi belgi Baytul Maqdisning fath qilinishi. Baytul Maqdis Quddus yoki Yerusalim. Umar ibn Hattob davrida fath qilindi. Payg'ambarimiz aytgan u bashorat ham amalga oshdi. Ikkinchisi ham bo'ldi. So'ngra sizlarning oralaringizda nochor qo'ylarni o'lim olib ketgandek bo'ladigan katta o'lim. Bu Umar ibn Hattob davrida amvos vabosi deyiladi. Shunday bir vabo bo'lib keldiki, bu musulmon ummatining ustiga juda ko'pchilik kishi qirilib ketdi. Bu aytgan payg'ambarimizni alomat ham zohir bo'ldi. To'rtinchisi, mol ko'payadi. Bir kishiga 100 dinor berilsa, yana norozi bo'lib g'azablanadi. Bu yerda aytilgan 100 dinor 100 oltin dinori bo'ladi. Ya'ni moli dunyoda ko'payib ketishiga, oltindan narxi pastlab ketishiga ishoraki, 100 dinor oltin olgan kishi oz deb turib norozi bo'lib ketadi. 5-alomati arablarning o'r uylariga
birortasini adashtirmasdan, birortasini qoldirmasdan kiradigan fitna sodir bo'ladi. Bu mana o'tgan safargi darsimizda aytdik, sahobalar o'rtasida bo'lgan fitna. Sahobalar va tobiinlar o'rtasida bo'lgan fitnaki 70 ming odam bunda vafot qildi. Payg'ambarimiz aytgan bu alomat ham sodir bo'ldi. 6-chi alomati. So'ngra sizlar va Banu Asfar o'rtasida tinchlik sulhi bo'ladi. Ya'ni Banu Asfar deb turib, mana sharqda Banu Asfar deb Yevropa narzada turiladi. Musulmonlar bilan Banu Asfar Yevropaliklar sulhga kelishadi deydi. Oxir zamon alomatlaridan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyning yorilishini aytib berganlar. Iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'ldi. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgidek sehr ko'darlar. Hijoz olovi. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonga yaqin sodir bo'ladigan ishlar ichida aytgan eng ochiq alomatlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: La taqumus sa'a hatta takhruja narun bi ardil hijaz tudiyu biha laha tuzi'u laha anaqul ibili bi busra. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarni bo'ynini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan qiyomat qoyim bo'lmaydi. Hijoz bu Arabiston yerlari. Arab yarim oroli bormi? Mana shu Arab Hijoz yeridan shunday bir o't chiqadiki, Shomda turgan tuyalarni bo'yniniga yorg'i tushadi deydi. O'ylab ko'ringlar, bu o't Madinadan chiqqan birodarlar. Madina qayerda? Shom bilan Hijoz o'rtasidagi chegara bo'lgan Busro qayerda? Mana payg'ambarimizni tarixini o'qigan odamlar bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 12 yasharida amakisi Abu Tolib bilan Shomga tijorat safariga chiqadi. Shunda Busro degan joyda Buxoro ismli rohib qaytarib yuboradi. Shomning eshigi u yer. O'rtada necha ming kilometr joydagi masofaga Hijozdan chiqqan o'tni yorg'i tushadi dedi. Bu bo'lib o'tdi birodarlar. 654 hijriy yilda. Qaranglar, bu ishlar qachonlar bo'ldi? Bu haqida Ibn Kasir hijriy tarixning 654 hijriy yil tarixida aytib o'tadi. Xususan ular qatorida Imom Alloma Hofiz Shahabuddin Abu Shahab Al-Maqdisi ham yozib o'tadi. Kelinglar mana Hofiz Shahabuddinni ana shu o't haqida yozgan narsasini o'qib beraymen sizlarga. 654 yilning Jumadul Oxira oyining 3-chi kuni, chorshanba kechasida Madinai Munavvarada baland ovoz paydo bo'ldi. So'ngra qattiq zilzila sodir bo'ldi. Yer, devorlar, shiftlar, ustunlar, eshiklar titradi. Bu zilzila soat-soati bilan davom etib turdi. Bu zilzila chorshanba boshlangan bo'lsa, juma kunigacha davom etdi. So'ngra Harroda ulkan bir o't paydo bo'ldi. Harro bu Banu Qurayza yashagan tomondagi joy, Madinaga yaqin bo'lgan joy. U o'tni kattaligidan go'yo bizning oldimizda turganda ko'rinib turar edi. O'tning balandligi 3 minorachalik balandlikda edi. Sel oqib keladigan yo'llarni to'sib qo'ydi. O't oqib kelishni boshladi, vulkan bo'ldi bu yerda. Madinada, Madinaga yaqin bo'lgan joyda, janubiy sharqida mana shu vulqon paydo bo'ldi. Oqib kelishidan to'xtamadi. Bir jamoa kishilar uni oldiga yaqinlashdik, uni ko'rishlik maqsadida tog'dan o't otilib chiqaradi. Iroq tomonidan keladigan hojilarni yo'lini to'sib qo'ydi. Tunda Madinadan xuddi hojilarning gulxanlari ko'ringandek uzoqdan ana shu olov ko'rinadigan bo'ldi. O't Madinaga qarab oqib kela boshladi. Bizni ustimizga yaqin kelib to'xtadi. Olov to'xtadi-da sharq tomonga qarab yurdi. Bu o't orasida tog'larda qoldiqlari, toshlar, shunga o'xshagan narsalar oqib kelayotganda shu toshlar ko'rinadi, kuygan toshlar. Vulqonga o'xshab toshlarni yeradi. Bu holda Alloh taolo Qur'onda aytgan ayni holat bo'lar edi. Innaha tarmi bi shararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Darvoqi dedi Alloh taolo, u jahannam har tomonga har biri qasrdek, xuddi sariq tuyalarga o'xshagan uch qullarni otib turur. Xuddi shu narsa bo'ldi bizda dedi. Men bu maktubimni 654 yilning Rajab oyida payshanba kuni yozayotganimda bir oy o'tdi o'rtadan, hali olov to'xtamagan edi. Bu vulqon bir oy oqdi. Bir oy oqdi. Bu o'tni Yambo ahli ham ko'rdi. O'zlarining qozilarini Madinaga xabar olib kelishi uchun yuborishdi. U Madinaga kelib, ko'rib holatni,
özünü ahliye varıp bu bo'layotgan ishlarni ta'riflashlikka til ojiz bo'ldi. Shuningdek, Shomda yashagan Ibn Sha'na degan kishi ham yozadi. Biz dedi Damashqda turganimizda quyosh tutilishi bo'ldi. Bir oy Madinada oqqan bu vulqonni tutuni shunday bir osmonni qopladiki, Suriya Damashqni bilasizlar. Ana shu Suriyaning ustiga shunday tutun borganligidan quyosh tutilishi bo'ldi. Ortidan oy tutilishi bo'ldi. Quyosh tutilib nur pasaygan paytda xuddi quyoshga tutun qoplab kusuf deyiladi mana. Quyosh tutilib qolgan paytda o'tni yorug'i tushganligidan devorda o'tni aksi ko'rinardi deydi. Quyosh to'silib qoldi, lekin u o'tni yorug'i kelib turdi. Bu qanaqa katta o't edi? Olov osmonga baland ko'tarildi. U xuddi qal'aga o'xshar edi. Olov kattalashdi. Odamlar qo'rqib Masjidun Nabaviy qarab borishdi. Boshlarida kiyimlarini yechib, o'zlarini e'tirof qilishib gunohkorliklarini Alloh taolaga istig'for aytishdi. Ayollar, yosh bolalar uylardan chiqib, Alloh taolaga xolis duolar qildilar. Olovning qizil rangi butun osmonni qopladi. Odamlar kunduzi go'yo oy yorug'ida turgandek edilar. Kunduzgi holat oy yorug'ida turgandek turar edi. Nimadan? Tutunning ko'pligidan, osmon qoplanganligidan. Odamlar halok bo'lishlariga ishondilar. Shu kecha odamlarning hammasi masjidda qoldi. Kimisi Qur'on o'qigan, tasbih, takbir aytgan, ruku, sajda qilgan, duo qilgan holda tong ottirdilar. Qilingan tavba tazarrurlar sabab o't ortiga qaytdi, pasaya boshladi. Shu zamonda yashab o'tgan ulug' olimlarimizdan Imom Navoiy aytadiki, 654-yil, ya'ni bizning zamonamizda Madinada bir olov paydo bo'ldi. Bu büyük olov edi. Madinaning janubi sharqida. Menga Madina ahlidan bo'lgan bir kishi xabarini berdi. Sadaqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin mana hijratni 654-yilida mana shu payg'ambarimiz aytgan alomat zohir bo'ldi. La taqumu sa'a hatta takhruju narun bi ardi Hijaz tudiyu laha anaqul ibli bi Busra. Buxoriy rivoyati. Hijoz yerlaridan Busrodagi tuyalarning bo'yinlarini yoritadigan darajada ulkan bir olov chiqmasdan avval qiyomat qoyim bo'lmaydi. Mana bir qancha mayda, kichik alomatlarini o'qigan bo'ldik. Qaysinisi bo'lmadi? Birodarlar, bu bo'ldi emas. Mana inshaalloh ertaga shu kichik alomatlarning bir qismini o'qiymiz. 2 yoki 3 darsda kichik alomatlarni tugatamiz, keyin katta alomatlarga o'tamiz. Katta alomatlarigina qoldi. Ko'zimizni katta ochaylik. Bütün koinotni ontar-tontar qilib tashlaydigan qiyomatning qachon bo'lishi bizga qiziq bo'lmasin. Chunki uyqu kichik o'lim bo'lsa, insonning haqiqiy o'limi kichik qiyomat deyiladi. Har bitta odamning ruhi og'zidan chiqishligi bilan uchun qiyomat boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo ibrat oladigan bandalar qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.